Efendim selamlar tekrar güzel insanlar sabahleyin e, yola çıkmadan yani erken yola çıkmadan diyelim bu videoyu çekelim dedik neden çünkü arkadaşlar gündem hızlı gelişti Beşiktaş'ta dün Skorer'de Nergis'te e, biraz gündemi konuştuk dedikoduları da konuştuk efendime söyleyeyim ama bugün için e, bir erken video çekelim dedik konumuz Ozan Tufan Şimdi birincisi Şenol Güneş'in dün yaptığı idmandan önce dün basın mensuplarına hem Kasımpaşa maçıyla ilgili hem de ligin genel değerlendirmesiyle hem de bu var olaylarıyla ilgili yaptığı açıklama Beşiktaş tarafları tarafına alkışlandı. Çünkü ben de şeffaflıktan yana birisi olarak şunu söylüyorum ki kayıtların açıklanması çok çok önemliydi ama burada e, yapılan hata şu öyle bir algı oluşuyor ki sanki Beşiktaş işte hak etmediği bir puan kazandı. Ben Şenol Hoca'ya da katılıyorum. Gerçekten de oyun açısından Beşiktaş gelişim gösterdi. O maçta daha böyle artıları fazlaydı. Yani o karttan kartın verilmemesinden dolayı Antep'in 3 puan kaybı falan yok. Belki Beşiktaş kazanacaktı. 10 kişi kalsa daha savunması oturaklı bir takım olacaktı. Arkada boşlukta kalmayacaktı. O yüzden böyle kart verilmedi, penaltı verilmedi. İşte kaybettik. Öyle bir şey yok. Futbolu bilmiyorlar o zaman. Bu, bu başka bir konu ama ortaya çıkan algı bu. Ya yani Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda Beşiktaş'ın sistemlerine hiç ama hiç itiraz etme hakkı yok bence. O ayrım nokta. Niyetleri öyle olmasa bile e, buradan buradan Beşiktaş'ın alacağı zararı, göreceği manevi zararı hesaplamaları lazımdı çünkü futbolu yönetiyorlar. O yüzden ve Şenol Hoca'nın da dediği gibi futbolun sahibi sadece Türkiye Futbol Federasyonu değil. Türkiye'de futbolun sahibi hepimiz. Bizim bu. O nedenle Şenol Hoca'nın açıklamalarına katılıyorum. Gelelim Ozan Tufan hikayesine. Şimdi tabii Ozan Tufan'da şöyle bir durum var. Beşiktaş transfer listesinde olduğu zaten biliniyordu. Hocanın 8 numara oynayabilen bir isme ihtiyacı olduğunu zaten biliyordu. Daha önce hoca ile çalışmış. Türk pasaportu da var. Ve gerçekten de milli takımın bir zamanlar şu an için olmasa da, milli takımda bir zamanlar sürekli yer alan ama şu an için olmasa dahi potansiyeli olan bir oyuncu. Yani kilo vermiş işte efendime orada biraz daha farklılıklar var. işler iyi gidiyor. Hocası da memnun gibi artıları da var. Beşlerce katkı sağlar mı? Sağlar. Bu konuda kimsenin bir itiraz yok. Fakat itiraz noktası şu. Bakın. Beşiktaş'ın en büyük sorunun sosyal medya olduğunu söylemiştim. Şundan dolayıdır ki dün Valerian İsmail'i yerden yere vurup Şenol Hoca'nın gelmesi için Şenol Hoca'nın dışında sosyal medyada algı yapanlar yani algı demeyeyim de kulis yapanlar diyelim. Şimdi karşılarında Valerian İsmail, yani Valerian İsmail ismi üzerinden demiyorum. O projenin rafa kalkmasından üzüntü duyan, o projeyi destekleyen birçok Beşiktaşlı da sosyal medyada eleştirilerini yapıyor. Ne diyor? Diyor ki, Ozan Tufan'ın menajeri Mirsat Türkcan. Kimdir Mirsat Türkcan? Emirhan'ın, yani Beşiktaş'tan ayrılan Emirhan'ın menajeri. Ve o dönemler çok böyle tepki gösterildi. Yav dediler, bu menajerle bir daha iş yapmayın. Ki ben bir kez daha söylüyorum. Orada menajer kendi işini yapıyor. Yani ona bir şey diyemezsin. Yani menajere gidip yani bir postacıya niye mektup dağıtıyorsun demeyeceğin gibi menajere de bu oyuncuyu niye çıkartıp İtalya Ligi'ne götürüyorsun diyemezsin. Yani iyi bir teklif. Oyuncu için bir hayal. E menajer için de güzel bir piyasa. Ona bir şey diyemez Ama tabi burada menajere, bu menajere gösterilen tepki, Sayın saat Türkçen'e gösterilen tepki o dönemki tepkinin üzerine bu dönem Ozan Tufan alalım Şimdi ben her zaman söylüyorum futbol siyaset gibidir. Dün dündür bugün bugündür. Rahmetli Süleyman Develer'in lafını aklımıza getirelim. Burada yönetimler genelde çünkü daha önce birkaç menajer, iş, menajer için de bunlar söylendi ama yine o menajerlerden oyuncuları aldılar. Hatta o kara listede olan menajerlerin getirdiği oyuncular sayesinde de şampiyonluklar, başarılar gelmişti. Bu, bu gerçek. Ee, ama futbolda da dün dündür diye düşünüyorlar. Ben bu benim fikrim değil. Yanlış anlaşılmasın. Diyorlar ki arkadaş, hocam istiyor mu? İstiyor. Daha önce hocam Burak Yılmaz'ı istedi, almadılar. Ee, keşke o sene gelsedi belki şampiyonluk gelirdi dediler. Ee, bu sefer hani böyle yap, Ben bu bir. İkincisi burada hoca Beşiktaş'ın çıkarına bakar. Burada yönetim Beşiktaş'ın çıkarına bakar. Eğer bu transfer Beşiktaş'a katkı sağlıyorsa, sağlayacaksa şampiyonluk yarışında tutabilecek bir transferse Artık menajerle o günkü tartışmalar rafa kalkar, yeni bir sayfa açılır. Böyle futbolda ben bu benim fikrim değil bu arada. Böyle bakış açısı olur. Çünkü daha önce bu yaşandı. Hem de bütün kulüplerde. Hem de ee, burada tabi mesele şu, bir daha menajerlerin senin öz kaynak düzeninden oyuncuların böyle elini kolunu sallayarak ucuza gitmesini engellemek istiyorsan e, ee, menajerin kara listesi olması kabul o kulübün politikasıdır ama onun dışında hata bende nerede diyerek kendi önlemini alman lazım. O dosyayı da kapattık bu kapattık. Şimdi burada böyle bir durum var. Bilmiyorum ne olur ama şu var Ozan Tufan'la her konuda anlaşılma sağlandı. Ee, kulüpler görüşüyor. Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonunu kiralamak istiyorlar. Bonservis bedeli üzerinde e, bazı pazarlıklar sürüyor. Ben bu transfere yüzde seksen bitti gözüyle bakıyorum. Islak imzası yok ama yüzde seksen bitti gözüyle bakıyorum. Çünkü orta sahaya gerçekten de e, isim olarak söylemiyorum. Böyle bir transfere ihtiyaç var. Ben sevgili Ozan Tufan'ın şahsı anlamında e, bir şey söylemedim. Benim beğendiğim bir oyuncu, iyi bir oyuncu, iyi bir transfer olur ama tabii ki menajerinden dolayı camiada da sosyal medyada görüldüğü gibi ikiye bölünme oldu. Onu bilmiyorum artık nasıl olur. Bu bahsettiklerim benim fikirlerimdir. Benim fikrimi soracak olursanız her zaman söylerim. Teknik akıl yani Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Fatih Hoca gibi teknik akıllar kulüp idari kriterleri yani prensiplerin üzerinde gelebilir bazen. Çünkü burada camia menfaatı önemli. Burada Beşiktaş menfaatı önemli. Önce Beşiktaş'ın menfaati diyoruz ya her zaman. Ona bakılır. Ha şunu da söyleyebilirsin. Ya arkadaşlar gel Berkay'ı oynat. Benim şampiyonluk şansım azalsın olsun. Ben kendi gencimi oynatırım. Madem böyle bir sorun yaşatır. Ben buna da saygı duyarım. Bak bu da do e idealist ama doğru bir yaklaşım. Yani öbür türlüsü daha garanti ama burada bir genç gencin oynuyor. Ona bir şey diyemem. Hani böyle bir karar alınırsa ben ona bir şey diyemem. Saygı duyarım. Ozan Tufan transferi bir orta saha transferi daha yapılırsa kat, daha çok katlı sağlar. Şimdi Enneni de konuşuldu ya. Eğer Enneni'yi alabiliyorsan önünde de Ozan Tufan oluyorsa devre arası senin orta sahan mükemmele yakın bir orta saha olabilir. Çünkü Beşiktaş'ın bu seneki en büyük sıkıntısı orta sahaydı. O kadar kolay geçiliyorduk ki hele Galatasaray maçı. Orta sahada kimse yokmuş gibi herkes elini kolunu sallaya sallaya geçti arkadaşlar. O, o açıdan söylüyorum. Ee, biraz yarım kalmış olabilir sadece Ozan Tufan'ı kapatırsa. Çünkü Atiba Necip'in sana bu sene ne vereceği, yani Necip emekler boyunca ama sadece Atiba Necip de olmaz. Soğuz'a mı var? Tamam ama bir daha sakatlanırsa. Bak bir ay uzaklaştı, orta saha görüyorsun. Bu işin şansa bırakma durumu yok. Çünkü derbi haftasında oradan çıkacak sonuç senin Kasımpaşa galibiyetini de bildik değer galip gelirse seni farklı bir havaya sokar ki Antalya maçın eksik. E, o nedenle karamsarlığa kapılmadan umutlarını arttırabilecek hamleleri yapma şansın varsa bunun sonuna kadar zorlamak zorundasın. Ozan Tufan transferi için hani hayırlı uğurlu olsun demek yakın gibi gözüküyor. E, sol bek olayı da biliyorsunuz ki Masuaku gidişatı iyi. Orada bir bekleme oldu. Herhalde Solbek alınmazsa Enneni ve Ozan Tufan, hadi Ozan Tufan ve Enneni gibi diyelim. Çünkü daha Enneni belli değil. isimlerde alınırız ortasaya. orta sahaya. E, Ozan durum biraz daha farklı olur. Gerçekten de doğru teşhis, doğru tedavi de uygulanmış olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Efendim vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.